Aileler çocuklarına isim koyacakları zaman hem farklı olmasını hem de güzel bir anlamı olmasını istemektedir. Ancak bazen kelimelerin anlamları yanlış şekilde yazılabilir ve bu yüzden de yanlış isim tercihi yapılabilir. Buna dikkat etmek için isimlerin anlamı doğru bir şekilde araştırılmalıdır. Caiz olmayan isimler nelerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel isim koymanın önemini şöyle açıklıyor. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın. Ebu Davud, Edep 69. Caiz olmayan isimler, verilmemesi gereken isimler. Kezban. Kezban ismi Kur'an'da geçiyor diye veriliyor. Oysa kezban yalancı demektir. Aleyna. Aleyna, üstümüze bela sıkıntı aksın anlamı taşımakta. Bekir, deve yavrusu demektir. Hazreti Ebu Bekir'in ismi Abdullah'tır. Ebu Bekir lakabıdır. Bu husus karıştırılmamalıdır. Rümeysa, gözü çapaklı kadın demektir. Hüreyre, kedicik demektir. Kayra ismi, Türk mitolojisinde tanrı demektir. Çocuğa tanrı ismi konulmamalıdır. Melis, Yunan mitolojisinde tanrıça demektir. Şişman ve tembel anlamlarına da gelir. Ecrin, son yıllarda oldukça popüler olan kız bebek isimleri arasında olan Ecrin isminin anlamının çoğu yerde Allah'ın hediyesi olarak geçtiği belirtilir. Fakat Ecrin'in isminin gerçek anlamının Allah'ın hediyesi değildir. Kökeni Arapça olan Ecr kelimesinden türeyerek Ecr, ücret, ücret anlamı geldiği belirtilir. Eflal, internette cennetteki bir meyve ağacı olarak yazan Eflal isminin anlamının kesinlikle yanlış olduğu, Eflal isminin yara, zarar, bozukluk anlamına geldiği belirtilir. Eflin, cennet kapısı anlamına geldiği yazılan Eflin ismi gerçekte Farsça Efl, grup demek, batmak anlamında olduğu belirtilir. Efnan, anlamı cennetteki güzel gözlü kız olarak belirtilen Efnan isminin gerçekte olan anlamının Arapça bir kelime olan Efnan'ın Türkçe karşılığı olduğu ifade edilir. Buna göre Efnan'ın, Afnan'ın gerçek anlamı ince dallar, çeşitler ve şubelerdir. Efra, işi gücü olmayan adam, boş dolaşan kişi, başının saçı tamam olan kimse, kuruntulu, vesveseli adam olarak tanımlanır. Efra'nın bilinen aksine Alpertunga'nın lakabı değil, Efrasiyap Alpertunga'nın lakabı olduğu belirtilir. Efsa, cennet ırmağı manasına geldiği ifade edilen Efsa isminin anlamının bu olmadığı, cennette dört ırmağın olduğu, bunların isimlerin ise Tesnim, Selsebil, Kevser ve Kafur olduğu belirtilir. Efsa isminin Farsça olan Afsun kelimesinden geldiği, Afsun'un Türkçemize Efsun olarak geçtiği ve sihir, büyü, hile, hileci, büyücü, sihirbaz anlamları taşıdığı belirtilir. Efsun, sihir, büyü, üfürük, sihirbazların tuzağı, hile ile yapılan kötü işler anlamına geldiği ve Efsun'un İslamiyetçe men edilmiş ve büyük günahlardan sayıldığı şeylerden birisi olduğu belirtilir. Elvin, Elvin isminin anlamını renkler, gökkuşağının renkleri, rengarenk, renkli anlamına geldiği, Elvin isminin internette geçen anlamının cennet çiçeği olduğu ve bu anlamının doğru olmadığı belirtilir. Mekruh isimler. Dinen mekruh sayılan isimler arasında şunlar yer almaktadır. Resul, Nebi, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil isimleri konulmamalıdır. Samet ismi hiç kimseye muhtaç olmayan demektir. Bu sadece Allah'a mahsus bir durumdur. İsim olarak kullanılamaz. Ancak Abdussamet denilebilir. Gülsüm, gariban, zavallı, kimsesiz anlamındadır. Jülide, Farsça'da
dağınık, perişan demektir. Cennet bahçesi olarak bilinen İrem ise Allah'ın gazabını uğrayan sahte cennettir. Badi ismi içki demektir. Hannas ismi şeytanın ismi. Alara, Roza, İleyda bunlar İslami isimler değil gayrimüslim isimlerdir ve çocuklara konulmamalıdır. Tabii ki takdir yine size aittir. Peki çocuklarımıza isim verirken nelere dikkat etmeliyiz? Birkaç madde ile öne çıkanlar şu şekildedir. 1. İsim anlam bakımından olumsuz, kötü veya çirkin olmamalıdır. 2. Çocuklara verdiğimiz isimlerin çocuklar üzerindeki etkisini düşünerek onlara olumlu anlamda tesir edecek isimler vermeliyiz. Çocuklarımızın isminin üzerinde tesiri olacağını unutmamalıyız. 3. Koyacağımız ismin Müslüman veya Türk ismi olmasına dikkat etmeliyiz. Bunun dışında kullanılan isimler çocuklar üzerinde olumlu etki oluşturmamaktadır. 4. İnancımızı hafife alarak dinimizin ve geleneğimizin önemsendiği kavramları küçük düşürecek isimlerden şiddetle kaçınmalıyız. 5. Türklere ve Müslümanlara büyük zararlar vermiş tarihi şahsiyetlerin isimlerini vermemeliyiz. 6. Çok uzun olmamalı, ismin yazılmasında yer sıkıntısı çekilme ihtimaline karşı isimleri mümkünse kısa, en fazla 7-8 harfli isimlerden seçmeliyiz. 7. Telaffuzu kolay olmalı, söylenmesi zor olan bir isim, çocuğun hayatı boyunca kendisine problem çıkaracak, devamlı yanlış anlaşılmalara neden olacağı için sıkıntı verebilecektir. 8. Ahenge olmalı, kulağa hoş gelmeli, bir vezne uygun olmalı. Mesela Sinan, Murat, Mefailün, Ahmet, Kerem, Müstefilün, Elif Nisa, Mefailün, Ayşe Betül, Müfteilün gibi. Bunlar Arapçadaki bablardır. 9. Kendisiyle dalga geçilecek veya insanlar arasında hoş görülmeyen şeylere benzetilecek isimler olmamalı. 10. İsim, çocuğumuzun arkadaşları arasında veya toplumda kendisine ön yargı ile yaklaşılmasına neden olacak kadar radikal olmamalıdır. Çocuğun ailesinin fanatik olduğunu hissettirmemeli, insanlar arasında kendisine farklı yaklaşılmasına engel olmamalıdır. 11. Devrin modasına ve havasına uyarak garip isimler koymamalıyız. 12. İnternet denilen iletişim aracının yaygınlaştığı, dünyanın küçüldüğü ve ilişkilerin çok arttığı günümüzde çocuğumuza koyacağımız ismin yazılışı ve telaffuzu yabancılara da zor gelmemeli. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.